Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda eğitim camiası ile ilgili konuşacağız. Bakalım pandemiden sonra pandemiyle birlikte eğitim camiasında neler oldu bunları konuşacağız. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Uspeder bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyelim. Hoş Programımıza bulduk başlayalım. Sertan Bey. Nasıl? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız İbrahim Bey? Gayet iyiyim. Çok sağ olun. Harika. Şimdi eğitim dünyasını konuşacağız. İş hayatında koçluğu konuşacağız sizinle birlikte ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii Sertan Bey. Ben 1999'da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Mezuniyetten sonra İngiltere'de yüksek lisansımı mühendislik işletmesi alanında yaptım. Ve oradaki tez konum elektronik ticaretin tedarik zincirleri üzerine etkisiydi. Ondan sonra ben 16 yıl boyunca Ericsson'da IT telekom sektöründe uzun yıllar çalıştım. Satış destek, lojistik, teklif hazırlama, kontrat yöneticiliği ve en sonunda da satış yöneticiliği ve satış müdürü olarak da yer aldım. Ve uzun yıllar ben Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, bu bizim Turkcell mobil operatörünün kardeş şirketlerine altyapı ekipmanlarının satışından sorumluydum. Turkcell'in eski İsveçli ortağı Telia Sonera o pazarlardaki hisselerini sattıktan sonra ben de kariyerimde önce Turkcell'e bir geçiş yaptım. Ondan sonra da yolum biraz tesadüf eseri akademisyenlikle kesişti. Doktoramı da Yeditepe Üniversitesi'nde inovasyon yönetimi ve inovasyon yenilik yayılım modelleri üzerine çalıştım. Bu Harika. vesileyle rahmetli tez danışmanım Profesör Doktor Atilla Öner'i de bu vesileyle anmak isterim. Allah rahmet eylesin. Peki ne zamandan beri akademisyensiniz? 2018 yılından beri önce İstanbul Okan Üniversitesi'nde lojistik yönetim bölümünde yaklaşık 2,5 sene çalıştım. Pandemi sürecinde de Beykent Üniversitesi'nde yine aynı bölüm, lojistik yönetim bölümü öğretim üyesi olarak, doktor öğretim üyesi olarak devam etmekteyim. Harika. Peki şimdi profesyonel hayatınızda iletişim ve bilgiyle ilgili birçok alanda çalışmalar yaptınız. Hangi pazarlarda daha çok bulundunuz? Ben Ericsson, şimdi o zaman eskiden 90'lı yılların sonu, 2000'lerin başı, hani hayat daha çok böyle teknoloji satmak. Yani teknolojinin böyle çok efsane gözüktüğü, aa vay işte cep telefonu, hani biz tuşlularla kapaklı telefonlardan yavaş yavaş 2007'den sonra, 2008'den sonra akıllı telefonlara geçiş olan süreci yaşadık. Ama o vakte kadar, yani 2008, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada 2008-2009'a kadar teknoloji ekipman sağlayıcılarının, Ericsson olsun, Nokia olsun, Siemens olsun, Alcatel olsun, dünyada önemli bir paya sahip oldu. Ciddi cirolar yaptıkları dönemlerde ben görev yaptım. O zamanki bizim algılayışımızda hep hani teknoloji hani altyapıdır. Ama tüketici ürünü olaraktan bir de bunun yanında destekleyici bilgi sistemleri, işte ücretlendirme sistemleri olsun, tarife sistemleri için olan gerekli bilgi iletişim altyapıları olsun, şebeke yönetim sistemleriyle ilgili arka plan dediğimiz, back office dediğimiz veya middleware dediğimiz bilgi sistemleri olsun. Buralarda tabii telekomünikasyon firmaları diğer bilişim firmalarıyla yoğun bir rekabet halindeydi. Çünkü o dönem 2000'li yıllarda en çok para harcayan, en çok bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan sektörler, bankalar haricinde Türkiye'de GSM, cep telefonu operatörleriydi. Bunun da biz ekmeğini yedik ama şartlar değiştikçe yani tüketici ön plana çıkmaya başladıkça telekomünikasyon şirketleri özellikle gelir modelleri ve rekabet açısından sektör büyümekte zorlandığı için hatta küçüldüğü için bu da tabii bizlere kariyer anlamında daha farklı yansımalar oldu. Kimisi daha inovasyon tabanlı, uygulama tabanlı, mobil uygulama tabanlı. Ericsson'un ilk mobil inovasyon ekosistemi vardı, CreaWorld diye. Ondan sonra o Ericsson Mobility World diye adlandırılmıştır. İlk bu kablosuz iletişim, Bluetooth, Ericsson'un icadı olarak dünyaya ücretsiz olarak verilen bir icattır. Bunların ben bazılarında da doğrudan içinde olmasam da dolaylı olaraktan bunların ticarileştirilmesi, kurumsal müşterilerimizin, operatörlerimizin daha aktif kullanması için yeni teknolojileri her zaman ticarileştirme aşamasında satış yöneticisi olarak
bilfiil sahada müşteriyle birebir pazarlığı yapan, görüşen, teknik personele bunların müşterinin ihtiyaçlarını karşılanması için gereğinin yapılmasını sağlayan amir ve müdür ve en sonunda da direktör pozisyonundaydı. Harika. Şimdi tabii bu kadar bilgi birikim, iş hayatınızda koçluk da yapıyorsunuz ama, evet, değil mi? Peki koçlukla ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Koçluğu ben aslında hani kendim mühendis kökenli, endüstri mühendisliği kökenli olduğum için hep görev odaklı işletme, görev odaklı. Ama pozisyonlar yükselince, müşteriyle daha yoğun bir mesaiye girmeye başlayınca yani benim iş odaklı tarzım bazen müşterilerde çatışmaya sebep oluyordu. Bu da benim bir şekilde yanlış anlaşılmama neden oluyordu. Ben iş için bir sene 2010 yılında Nepal'e gittim. O vakte kadar hani Türkiye'den Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan'daki operasyonları, satış tekliflerini yönetmekten sorumluydum. Ama direkt satış yöneticisi olarak doğrudan müşterinin karşısına tek başına çıktığım vakit ben aldığım mesajları doğru alabiliyor muyum, doğru aktarabiliyor muyum diye kendimde bir soru işareti oldu. Nepal'den Türkiye'ye döndükten sonra ben insanları iyi dinliyor muyum? Hani bir o sırada birkaç arkadaşa kendimle ilgili danışırken İbrahim gergin gözüküyorsun dedi. İbrahim gergin gözüküyorsun deyince bunun bir çözümünü bulmam. İlk bir koça gittim, yaşam koçuna gittim. Ondan sonra ben işte çocukları yani kendi özel hayatımla ilgili işte bekarım, acaba ne yapabilirim? Hani farklı bir şey mi yapmalıyım? Hani işte de kariyerde de, işte de özel hayatta ilerleyemediğimi hissediyorum. İlk koçluk hizmeti almam öyle başladı. Ondan sonra da koçluk eğitimi almaya karar verdim. Çünkü arkadan benden 10 yaş küçük, 12 yaş küçük insanların benim bakış açımda, işe bakış açısının benimle aynı değerlerde olmadığını fark ettim. Sonuçta bu insanlarla iş yapacaksak ben onların ne ihtiyacı olduğunu dinlemek durumundayım. Bir bakıma doğrudan yöneticileri olmasam da dolaylı olaraktan işlerinin amiri olduğum için ben onlara iş vermek ve iş yaptırmak durumundayım. Onları anlayamazsam bunu yapamam. Oysa onların ihtiyacını anlamak, nelerde zorlandığını görmek, yani ortak hedef belirlemek, insanlar hani kişisel çıkarlardan, bölüm çıkarlarından ziyade hani iç müşteri, dış müşteri kavramını ben hiç sevmem. İş hayatında öyle bir başlangıç olmuştur. Yani lojistik departmanı, satış departmanı lojistik departmanın müşterisidir. Müşteri de satış departmanının müşterisidir. Yani ben bu iç müşteri, dış müşteri ta iş hayatının en başından beri hiç sevmediğim bir kavramdı. Yani müşteri tektir. Dışarıda müşteri adam, benden satın alma yapan, benim ürünümü kullanan adam benim müşterimdir. Ben her iki hem ticari ilişkide olduğum hem de teknik anlamda ilişkide olduğum müşterinin yöneticilerini tatmin etmek zorundayım satış departmanı olarak. Bunu tek başıma bu görevi ben tek birey olaraktan satış departmanı olarak tek başıma sağlayamam. O zaman ekibim benimle beraber çalışacak ekip güçlü olmalı. O zaman ben ekibimi güçlendirmekten sorumluyum. Koçluk insan ekibi sana yarattığım sanal ekibi daha iyi dinlememe vesile oldu. Ve esas ben koçluk eğitimini almak sebebim gençleri daha iyi anlamak ve öğrencilere kariyer aşamasında bizim yaptığımız hataları veya bizim görmediğimiz fırsatları görmeleri için hep biz zayıf yönlere odaklanıyoruz. Halbuki 32 yaşından sonra ben fark ettim. Güçlü yönlerimizi daha iyi geliştirmek, yani parlatmak gerekiyormuşuz. Ben yıllarca zayıf yönlerimi güçlendirmek üzerine boşuna efor sarf etmişim. Ha dedim koçluk hedef koyunca belli şey olunca zaten belli düzeydeki becerilerine yeni birkaç beceriyle ekleyerekten kendini parlatmak üzerineymiş. Ben bunu öğrencilere, gençlere aktarmalıyım diye daha çok gönüllü öğrenci koçluğu yapıyorum. Öğrenci koçluğunun eğitim koçluğundan farkı, eğitim koçluğu ders çalışma üzerine işte ders çalışma teknikleri vesaire diye şey yaparken öğrenci koçluğu yani aktif dinleme yani gerçekten karşıdakinin anlaşıldığını hissettirme temel koçluk üzerine ve ondan sonra hayatının alanında işte ders olsun, okul olsun, arkadaş çevresi olsun, aile ilişkileri olsun öğrenciye koçluk aynı zamanda aileye de koçluk oluyor. Çünkü ailenin değerlerinde bir eksiklik varsa bu hayatının diğer alanlarında
kötü alışkanlıklar olaraktan kolay kolay fark edilemeyen alışkanlıklara dönüşüyor. En basitinden çocukken sabah hep 9 kalkmakta zorlanıyorsan iş hayatına gidince de 9.30'da ayılamadım. Hadi bir kahve iç. Hani farkına varmadığın alışkanlıklar ta özellikle üniversite hayatında devreye giriyor. Ama bunlara orta temel eğitim esnasında olumlu alışkanlıkları mümkün olduğunca çocuklara ve gençlere aşılamak gerekiyor. Aileler de bu konuda bilinçli olmayınca koçların hani tavsiye vermeden, hani çocuklara şunu yap, bunu yap demeden gençlerin kendilerinin anlaşıldığını hissedeceği şekilde yaklaşım koçluk yaklaşımı. Yetişkinler için de aynı şekilde ben her yöneticinin artık koçluk tarzı, yönetim tarzını benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Hele hele yetişmiş kalifiye eleman altında çalıştıran yöneticiler için. Peki İbrahim Bey, eğitimler de veriyorsunuz. Neler üzerine eğitimler? Tabii kendi bulunduğum departmanla ilgili lojistik yönetiminde taşımacılık yönetimi, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve hani giriş dersi olaraktan işletme lojistiği yönetimi, lojistik yönetiminin farklı alanlarıyla ilgili dersleri de veriyorum depolama olarak. Yeditepe Üniversitesi'nde işletme doktorası yaptığım için yüksek lisanslı özellikle stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon ve örgütsel davranış derslerini de verdim geçtiğimiz dönemlerde. Eski çalıştığım vakıf üniversitesinde sadece yüksek lisans enstitüsünde değil, aynı zamanda kurumsal yüksek lisans olaraktan Gebze Organize Sanayi'nde de dersler yönetim dersleri, yüksek lisans yönetim dersleri verdim. Hani aralarında oradaki o bölgenin sanayicileri, eski belediye başkanının oldu, kıymetli öğrencilerim de var. Ya ben derslerde yani verdiğim eğitimlerde hep beraber öğreniyoruz. Artık hocanın tek başına bilgi aktarım devri geçti. Çünkü özellikle lojistik diğer hani makine mühendisliği gibi teorik bir teoriden pratiğin doğurduğu değil, lojistik gibi iktisadi idari bilimler, sosyal bilimler alanı pratiğin teoriyi yönlendirdiği alanlar. Dolayısıyla sürekli ben her iki senede bir en geç müfredatımı güncellerim. O konuya güncel örnekler koyarım. Hani tedarik zinciri planlamasında, lokasyon planlamasında, dış ticarette biz Avrupa'ya e-ihracat yapacağız diyoruz. O zaman e-ihracat için dağıtım merkezimiz, depomuz Hollanda mı olsun, Almanya mı olsun, İsviçre mi olsun? Aradaki yani geçişlerde bilmediğimiz sınırlar var mı? Bir sonraki hedefim biraz daha e-ticaret lojistiği üzerine derinleşmek. Evet, şu anda kentsel lojistik üzerine yüksek lisansta bitirme projeleri ve tezleri biraz daha kentsel lojistik etrafında kurguluyorum. Özellikle bu hızlı teslimat, e-ticaret, son nokta teslimat süreçleri. E-ticarette teslimat süreçleri genel olarak lojistikte son nokta teslimat süreçleri diye adlandırılıyor. Kimini bunu last mile delivery deniyor ama biz Türkçe Lojistikçiler Derneği LODER üyesi olduğum için son nokta teslimat süreçleri olarak lojistik diliyle ifade ediyoruz. Buradan hani yeşil lojistikle ilgili de ayrıca sürdürülebilir lojistik ve tedarik zincirleri dersini de başka vakıf üniversitesinde hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde ders olarak vermekteyim. Harika. Çok önemli konular. Ülkemizin evet. Şu an çok ihtiyacı olan konular bunlar. Peki pandemi dönemi geçti. Etkilenmeyen sektör, etkilenmeyen konu, değişmeyen anlayış neredeyse yok gibi. Evet. Eğitim sektörü de çok zorlandı. En çok da belki eğitim sektörü zorlandı. Nasıl geçti sizin bu süreci, nasıl yönettiniz? Şimdi vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerine göre biraz daha hazırdı. Yani çünkü bazı üniversitelerin zaten uzaktan eğitim, yüksek lisans programları olduğu için bir bakıma bilişim altyapısı olaraktan kullandıkları öğrenme yönetim sistemi, learning management sistemi açısından farklı sistemler vardı. Burada biraz sistemlerde daha önceden yerli yazılımlar biraz daha ön plandayken artık standartlaşmaya doğru Microsoft Teams ile Blackboard biraz daha çalıştığım üniversitelerde ön plana çıktı. Her bir öğrenme sisteminin farklı artıları ve eksileri var ama öğrenme sistemi üzerinden içeriklerin yüklenmesi bundan sonraki derslerde ders notlarımızı kolaylıkla
eski öğrenci kayıt sistemi üzerinden yapmak yerine bu öğrenme yönetim sistemi üzerinden ders notlarımızı paylaşmak gibi bir kolaylığı getirdi. Öte taraftan ekrana bakmanın benim için hoca olaraktan ilk baştaki zorluğu pandemide boş ekrana, insanlar ekranı aç diyorsun, açmıyor. Hani oradaki etkileşimi sağlamak kendi başına çok zor. Yani ya gerçekten nitelikli bir öğrenci kitlesi olacak. Hani Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi gibi. Ancak belki o zaman etkileşimi sağlayacaksınız. Onun dışındaki üniversitelerdeki öğrencilerin özellikle hadi kameranı aç, şunu yap, bunu yap gibi telkinle öğrencinin kendisinin yapabileceği bir şey olmuyor. Avantajı öğrenci için dersi izlemeyen, çalışaraktan, yani bir taraftan part time çalışıp veya tam zamanlı bir işe çalışıp derse devam edemeyen öğrenci, bilinçli bir öğrenci ise kayıtları sonradan izleyip, ben çoğu örnekte çalışan öğrencimin normal çalışmayan öğrencime göre daha başarılı olduğu örnekleri gördüm. Yani hocalar açısından zorluk, ekrana bakmak ilk başta duvara konuşmak hissi gibi veriyordu. Burada benim düşüncem ya dersi hani canlı olmaktan çıkarıp tamamen kayıt sisteminde. Çünkü canlı dediğimiz vakit senkron diyoruz. Yani o saat 11'de sınıf öğrenci gelecek, sınıfa katılacak. Ama veya daha önceden çekimleri yapıp bant olaraktan sırayla koyacaksın. Ama şu anda üniversiteler hani uzaktan eğitim yapıyorsa onun canlı dersi olarak da yapılmasını tercih ediyor. Artık asenkron ders dediğimiz yani banttan kayıt olaraktan, önceden kayıt olaraktan çekim işte sizinki gibi stüdyo gibi hazırlayıp sen konunu hazırla böyle böyle anlat diye arka destek ekibinin daha kuvvetli olduğu şekilde bir modele doğru evrileceğini ben düşünüyorum. Çünkü üniversite artık 4 sene olmak durumunda belki değil. Yani daha çok sertifika programları veya meslek yüksekokulunun yanında daha belli lojistik alanında tecrübe taşınıp yönetici olacaksa ihtiyaç duyduğu ticaret veya işletme veya uluslararası ilişkiler gibi başka lisans programlarına esnek geçişin olacağı yepyeni sistemler istesek de istemesek de karşımıza çıkacağız. Dolayısıyla hocalar, üniversite hocalı olarak kendimizi yeni unsurlarla geliştirmek durumundayız. Ben kendim e-ticaret girişimcisi olmadığı için zorlandığımı hissediyorum. Ama e-ticaret lojistiğini de kentsel lojistikten başlayaraktan biraz daha hakim olup ileride e-ticaret lojistiğini ve türevlerini daha fazla içerik olarak yaratıp onları da ders olarak açmayı veya seminer olaraktan açmayı planlıyorum. Harika. Gerçekten çok ihtiyaç olunan konular. Birçok kişi aynen. Bu konularda ticaretle uğraşan, ihracatla uğraşanlar bilmiyorlar. Belki de bilmedikleri için korkuyorlar hatta. Ya, öğrencilerin pandemiyle ilgili şöyle bir şey dedim. Benim en sıkıntılı gördüğüm nokta bizim zamanımızda bir öğrenci ders kaçırdığı vakit arkadaşını sorar, işte notu alır bilmem ne. Burada tamamen yani her şeyi bazı öğrenciler hocadan bekliyor. Hoca şunu yapsın, hoca bunu yap desin, ben onu yapayım. Halbuki bir dersi kaçırdığı vakit onunla ilgili notu hani yayını izlese orada talimatlarımı vermek durumunda talimatlarımı veriyorum. Ama tek başına sınıf ortamında verdiğim mesajın arkadaşlar arasında iletişim olmadığı için yani öğrenciler birbirleriyle arkadaş değil. Yani ben açıkçası buna çok şok oldum. Yani aynı bölümde olan öğrenci birbirleriyle görüşmüyor, tanışmıyor ve ben öğrencileri tanıştırmak için networking event yaptım okulda. Onlara depo gezisi yaptırdım ama katılım sınırlı. Ondan sonra iş bulamıyoruz diyor. Ben ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta sana depo gezisi dolaştırma şansı verdim. Sen onu değerlendirmedin. Yani bazen iletişim kopukluğu hissediyorum. Yani öğrenciden kaynaklı. Ona da kısa vadede hocalar olarak bizim yapabileceğimiz unsur sınırlı. Benim tüm buradan vermek istediğim tüm sevgili öğrenciler lütfen okuldaki kulüp faaliyetlerine, sosyal etkinliklere katılın. Bu kazandığınız dersten daha önemli. Oradaki sosyal beceriler sizi işe girecek biletiniz, çevrenizi oluşturacak şey. İçeriği okulda öğrenmesiniz de derslerde bir şekilde öğrenir. Mecbur kalınca öğrenirsiniz. Kesinlikle öyle. Ama o yaşadıkları, yaşayacakları deneyimler birçok konuda onları ön plana çıkaracak. İbrahim Bey çok teşekkür ederim.
Yayına katıldığınız için gerçekten önemli konular, değerli bilgiler verdiniz. Çalışmalarınızda, kariyerinizde, başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler Sert abi. Sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten özellikle İbrahim Bey'in son değindiği çok önemli. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, orta öğretim öğrencileri mutlaka ve mutlaka çok aktif olarak belki gidin bir çay için uzaktan izleyin ama mutlaka o atmosferin içinde olun. Çok değerli çünkü zamanla o bilgiler, birikimler sizi başka bir noktaya götürecek. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.